Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde. Bookworms ne demek hocam? Kitap kuru demek Tonguç öğretmenim. Bookworms kitap kurdu. Worm kurt demek. Worms kurtlar. Book da kitap demek. Kitap kurdu. Dolayısıyla herkes şu anda çok güzel bir konu öğreneceğiz. Zaten hepimiz kitap kurduyuz, kitap okumayı çok seviyoruz. Kitap okumak zihnimizi geliştiriyor, dikkatimizi geliştiriyor, Türkçe kelime dağarcığımızı geliştiriyor. Eğer İngilizce öğreniyorsak İngilizce kelime dağarcığımızı geliştiriyor. Dolayısıyla hepimiz kitap kurduyuz. Bugün çok güzel bir konu öğreneceğiz. Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir şekilde sizler de hazırsanız arkadaşlar hep birlikte bu konusuna başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte... İlk başta önemli kelimelere bakacağız. Important unit words diyeceğiz. Önemli ünitenin kelimelerine bakacağız. Ve sonrasında ünitenin önemli kelimelerine daha doğrusu. Talking about locations of things and people. Yani eşyaların ve kişilerin lokasyonlarına bakacağız. Yani on, in, under, içinde, dışında. Mesela diyelim ki şu anda bu kalemler kalemliğin içinde. In, inside yani in, içinde. Ama üstünde olursa on diyeceğiz. Altında olursa Under diyeceğiz. Bunların hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sonuç herhalde Ve sonrasında da bir de ...talking about past events yani geçmiş zaman olaylar hakkında konuşacağız. Geçmişte neler yaşandı onları göreceğiz. Sonrasında çok güzel bir şekilde dersimizi bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım Tongucu. Evet arkadaşlar ilk başta önemli kelimelerle başlıyoruz. Burada birçok güzel önemli kelimeyi göreceğiz. Tabii ki sonrasında sizler 6. sınıf zoru bankamıza mutlaka bu konulara alakalı sorularınızı çözmelisiniz. Çünkü bu soruları çözdüğünüzde net bir şekilde Tonguç Herhalde benim. Burada bak çok güzel Bookworms'la alakalı testlerimiz var. Burada karakod okutarak soruların çözümlerini de izleyebiliyorsunuz. Ve bu kelimeleri de güzel bir şekilde pekiştirmiş olacaksınız. Şimdi ödevimizi vermeden önce gel burada kelimeleri öğrenelim. Şimdi öncelikle biz İngilizce kelimeleri nereden öğreniyoruz Tonguç Herhalde benim? Bilemedim hocam. Tamam bilmiyorsun ama bilmek için, öğrenmek için ne yapıyoruz? Sözlüğe bakıyoruz. O zaman sözlüğün hemen İngilizcesini yazıyorum. Dictionary bak buraya yazıyorum. Dictionary sözlük. Burayı hemen şöyle Türkçesini yazalım sözlük. Yani Türkçeden İngilizce, İngilizceden İngilizce sözlükler var. Dictionary sözlük demek Tonguç Herhalde benim. Aynı zamanda bak bu e-kitap yani e-book diyoruz buna. Hani tabletteki öğrendiğimiz kitap. Burası kütüphane. Kütüphane ne demek Tonguç Herhalde benim? Library hocam. Harikasın. Library kütüphane demek. Ben buraya yazıyorum. Library kütüphane. Buraya baktığımızda bir kalın bir şey var. Bak burada bunu şöyle roman diye yazalım üzerine. Şöyle roman diye Türkçesini yazalım ki daha rahat anlaşalım. Çünkü burada bu roman bu sözlük olduğu net anlaşılmıyor. Hemen buraya novel diye yazıyorum. Novel roman demek Tonguç Eylül benim. Buraya baktığımızda gazetemiz var. Hemen gazetenin de newspaper olduğunu yazalım. Peki bu nedir Tonguç Eylül Bilemedim hocam. Evet, ben de bilemiyorum. burada dergi diyelim şöyle üzerine dergi yazalım. Şöyle dergi olsun. Dergi de magazin demek Tonguç Eylül Magazin demek dergi demek. Burada kitaplık var, kitaplığa şöyle bookshelf, kitap rafı bookshelf diyebiliriz. Tom bir şeyler Ve aynı zamanda burada bir takvimimiz var. İşte diyelim ki ee, Ocak olsun, January şöyle yazıyorum, 1 Ocak. January. O zaman buraya hemen kalendar diye yazıyorum, kalendar yani takvim. Burada novel, roman kalın oluyor. Hikayeler ise daha ince bak. Hikayeleri de böyle yazıyorum, bak, hikaye, hikaye, hikaye ve öykü. Bunları da biz İngilizce'de story diyoruz. Hatta Instagram'da story paylaşmak diyorlar ya onun gibi. O zaman bu kelimeleri tekrar ediyorum Tonguç'um. Dictionary sözlük. Şöyle düzgün yazalım karışmasın. E-book, e-kitap. Library, kütüphane. Novel, roman. Newspaper, gazete. Magazin, dergi. Bookshelf, kitap rafı. Calendar, takvim. Şöyle bunu da güzel yazalım. Story de hikaye demek. Zaten story ile novel arasında yani hikaye ile roman arasında en büyük fark. Roman daha kalın hikaye daha ince oluyor. Şimdi geldik prepositions of place. Yani varlıkların nerede olduğunu söylemek için kullandığımız kelimeler. Şimdi öncelikle buraya baktığımızda buradaki basketbol topu kutunun içinde. İçinde ne demek Tomuş Ali benim? In. Harikasın. In içinde ne demek. In. Yani şuradan da gösterelim. Mesela bu kalem the pen is in the box. Bak in. Kutunun içinde yani. Kalemliğin içinde. Burada da top. The Ball is in the box. In, içinde demek. Şimdi devam edelim şöyle. Bak burada mesela üstünde. Üstünde olduğu zaman ne oluyor Tonguç Eylem benim? On. Harikasın. On. On the box bak. In, içinde. On, üstünde. Hatta buraya Türkçelerini yazalım şöyle. In, içinde demek Tonguç Eylem benim. On da üstünde demek Tonguç'cuğum. Şimdi bak buraya baktığımızda ise... Ee, bir şeyin arkasında duruyor. O zaman şöyle arkasında diye yazalım karışıklık olmasın diye. Arkasında şöyle ayıralım burayı şöyle. Şu birinci çizgimiz olsun. Şu ikinci çizgimiz olsun. Bak dikkat etsen top kutunun arkasında. Arkasında ne demek Tonguç Ela'm benim? Behind hocam. Harikasın. Behind arkasında behind demek. Buraya dikkat edelim Tonguç Ela'm benim. Şimdi buraya baktığımızda ise şöyle hemen ayırıyorum yine. Bu sefer kutuların arasında bak yani Top kutuların arasında. O zaman buraya arkasında değil bu sefer arasında yazıyorum, arasında yazıyorum ve bu arkasındaydı, bu arasında. Arasında ne demek biliyor musun Longus benim? Between hocam. Harikasın. tebrik ediyorum seni. Between arasında demek. Çok güzel. Kelimeleri çok güzel çalışmışsın tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik buraya. Buraya baktığımızda ise top bu sefer yanında. Bak yanında. Yanında olduğu zaman da biz e, tabii ki ne diyeceğiz? Next to diyoruz bak. Next. to. The ball is next to the box. Next to yanında demek. Şimdi bu behind arkasa demekti. Tamam, in yazdık, onu yazdık. Çok güzel. Şimdi burada top bu sefer nerede? Önünde. O zaman buraya yazıyorum. In front of. Şuraya yanında yazalım. Bak, yanında yazıyorum. Yanında. Şuraya da şöyle çizimiz çekelim. Önünde yazıyorum. Bak, önünde. Demek ki arkasında behind demek. Önünde in front of demek. Şimdi in front of önünde dedik. Bu arada in front of'u güzel yazalım. Karışması şöyle. In yazıyorsun. Sonra front diyorsun. Sonra of diyorsun. Şimdi burada yine yanında var. Bak bu hemen yanı başında oluyor. Bu biraz yakınında oluyor. Yani yanında oluyor. Şöyle hemen şuraya çiziyorum şöyle. Bunun da ne olduğunu yazalım. Bu da near demek bak. Near. Near. Yanında yine. Şöyle yazıyorum. Yakınında diyelim şöyle. Yakınında. Şimdi burada ise top üstünde fakat buradaki gibi değil. Bak şöyle düşün. Az önce kalem kalem kalemliğin üstündeydi bak. 10 on, 10'du bak bak. Şu anda 10. Ama şöyle üstünde olursa yani şu, şu, şöyle üstünde olursa bak bu bunun üzerinde ya. Görüyor musun? Kalem bunun üzerinde olursa, dokunmadan üzerinde olursa o zaman da above diyoruz onun şey O zaman buraya yazıyorum. Above. Tamam mı? Above üstünde. Ee, şuraya baktığımızda ise burada da karşısında demek istemişiz. Buraya da hemen şöyle opposite yazalım. Tam karşısına çizememişiz ama Sıkıntı yok. Opposite yazıyorum. Karşısında. Şunları şöyle kaldırıyorum şuradan. Opposite. Karşısında demek. Şöyle yazıyorum. Karşısında. Bu da üstünde. Ama tabii ki bunun gibi değil. Bak bu dokunan üstünde. Bu ise üst, üst tarafında yani. Tamam. Şimdi o zaman tekrar diyoruz. In içinde. Behind arkasında. Between arasında. Next to yanında. On üstünde. Hemen tak dokunacak şekilde üstünde. Böyle değiyor üstünde. In front of önünde. Near yakınında yani yanındakinden biraz daha uzakta. Üstünde above demek. Karşısında da opposite anlamına geliyor Tonguç'un. Şimdi gel bakalım burada seninle beraber pratik yapalım. Şimdi where is the magazine demiş. Dergi nerede diyor. Magazine dergi demekti hatırlarsan. Bunu dersimizin başında kelimelerde öğrenmiştik. Ne demiştik? Dictionary sözlüktü. Magazine de dergiydi. Tamam magazine dergi. Şimdi bu da soruyor diyor ki where is the magazine? Magazine nerede diyor. Gördüğün gibi magazine masanın üstünde. Direkt üstünde. O zaman ne diyeceğiz sonuç evladım It's on the table. Harikasın. It is on the table. Tebrik ediyorum seni. Şimdi buraya bakalım. Where is the book demiş. Kitap nerede demiş. Kitap bu sefer kutunun içinde. Bu nasıl diyeceğiz sonuç evladım benim? It's in the box. Harikasın. It is in the box diyoruz. Kutunun içinde. Çok güzel. Where is the dictionary demiş. Sözlük nerede diyor. Dictionary hatırlarsan sözlüklü. Bak buraya getiriyorum. Bak dictionary sözlüklü. Şimdi o zaman sözlük nerede diyor? Bu sefer sözlük çantanın altında, okul çantasının altında. Bu nasıl diyeceğiz sonuç olarak benim? It's under the school bag. Harikasın, tebrik ediyorum seni. It is under the school bag. O okul çantasının altında. Bak. O kutunun içinde. O masanın üstünde. On the table. Masanın üstünde. In the box. Kutunun içinde. Under the school bag. Where is the newspaper demiş. Yani gazete nerede diyor. Şimdi gazete nerede? Kalemin yanında. Tabi burada pencil case kalem kutusu demişiz ama kalem kutusu çizmemişiz. Sen bunun pencil case haliyle söyle bana bu cevabını pencil case haliyle söyle. It next to the pencil case. Harikasın Tonguç'um. It is next to the pencil case. Kalem kutusunun yanında şeklinde söylüyoruz. Şimdi o zaman burada in, on, under, next'i güzel bir şekilde yapmış olduk. Şimdi gelelim geçmiş zamana talking about past event. Geçmiş zaman hakkında konuşuyoruz. Şimdi simple past tense geçmişte yaşadığımız olaylar için kullanıyoruz. Bir şimdi var, now. Mesela eğer bir şeyi şimdi yapıyorsak, mesela biz şu anda ders çalışıyoruz. We are studying. I am talking. You are listening to me. Bak sen beni dinliyorsun, ben konuşuyorum. Şu anda yaptığımız şeyler. Eğer now ya da at the moment gibi kelimeleri görürsen bu şu anda yapılıyor demektir. Bir de gelecek var. Mesela nedir? Tomorrow. Yarın gelecek. ...veyahut da... ...next week, gelecek hafta gelecek. Ya da... Işte ...in two thousand seventy one... ...iki bin bir gelecek mesela. Ama... ...pasta baktığımızda... ...pas geçmiş oluyor. Mesela diyelim ki... ...yesterday... ...dün geçmişte kaldı. Veyahut da... ...last week, geçen hafta... ...tatildi, tatil yaptık. Last week geçmişte kaldı, geçen hafta. Ya da... ...in... ...eighteen eighty one, bin ...Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi... ...bu da yine gördüğün gibi geçmişte yaşanan bir olaydı. Past, now, future. Bunu çok net bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Mesela diyelim ki sen şu anda 6. sınıfa gidiyorsun bir öğrencisin. Peki eskiden mesela bebektin veyahut da çocuktun bunu nasıl söyleyebiliriz mesela? I was a small child. Harikasın. Çok güzel söyledin. Yazıyorum senin söylediğin cümleyi. I was a small child. Küçük bir çocuktum diyorsun. Şimdi artık büyüdüm. Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, acıktım derdi biz küçükken. Sen de şimdi diyorsun ki I was a small child. Ben küçük bir çocuktum. Ama şu anda I am diyemezsin. Artık altın sınıfsın, kocaman oldun yani. Artık I am a small child diyemezsin. Çünkü artık kocaman artık altın sınıfa giden bir abi oldun. Dolayısıyla ama eskiden ilkokul bire giderken, ikiye giderken, adı anaokuluna giderken you were a small child. O zaman küçük bir çocuktu Şimdi gel bakalım buraya. We use was were to talk about situations and states in the past. Geçmişte yaşanan şeyler için biz was ya da were kullanıyoruz. Yani he is değil de he was diyoruz. Ya da we are, you are değil de we were, you were şeklinde söylüyoruz. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. I, he, she, it de was, you, we de de were kullanıyor. I was a student. Ben bir öğrenciyim. ben şu anda bir öğretmenim. I am a teacher. Ben şu anda bir öğretmenim bak, I am. Ama geçmişte I was a student. Öğrenciydim oluyor. Bu şöyle bir şey Tonga Bak sana bak göstereyim ben öğrenci diyemezsin Türkçe'de. Öyle değil mi? Ne demen lazım? Ben öğrenci yim demen lazım. Ben öğrenciyim demen lazım. Türkçe'de yüklem en sona geliyor. Ben öğrenciyim diyorsun. Veyahut da sen işte e, öğretmen diye bir cümle kullanamazsın Türkçe'de. Sen öğretmen dersen ne diyor ya derler. Sen öğretmen sin demen gerekiyor. İşte Türkçe'de biz yükleme en sona koyuyoruz. İngilizce'de ise şöyle oluyor. Ben ne demek? I. Öğrenci ne demek? Student. Buraya yazıyorsun. Sen I student diyemiyorsun İngilizce'de. Ya da you teacher diyemiyorsun. You teacher diye bir şey söylesen senin turist olduğunu anlarlar. Dolayısıyla nasıl ben öğrenci sen öğretmen dersen tam konuşmamış oluyorsun dili. Ben öğrenciyim sen öğretmensin demen gerekiyor. İngilizce'de I student you teacher diyemiyorsun. Onun için I am a student ya da you are a teacher demen gerekiyor. Ben bir öğretmenim. Zaten ben öğrencim değil de biz ben bir öğrenciyim deriz. Burada da I am a student, you are a teacher şeklinde söylüyorsun. Şimdi işte bu am, are İngilizce'de ikinci sıraya geliyor, bizde son sıraya geliyor. Şimdi burada şu çok önemli. Ben öğrenciyim desem bu bence doğru olmaz. Çünkü ben artık öğrenci değilim. Ben neyim? Ben şu anda artık öğretmenim. O zaman ben öğrenciydim diyeceğin zaman, ben öğrenci dim zaman bu geçmiş oluyor. Burada işte I was demiş oluyorsun. Yani sen eğer bunu şöyle koyu renkte göstereyim. Bak şöyle yaparsan hatta koyu renk olmuyor bu. Şöyle kahverengi göstereyim. Bak ben öğrenciydim. Geçmiş. I was yapmış oluyorsun. Ya da işte sen öğretmensin. Sen öğretmen din diyeceksin mesela. O zaman you were edeceksin. Mesela dediğim gibi bir arkadaşın var. Öğretmen. Sonra öğretmenliği bırakmış. Artık başka bir şey. Müdür olmuş mesela. O zaman you were diyorsun din demek bu. Yani bu dim ben öğrenciydim. I was a student. Sen öğretmendin. You were a teacher. Dolayısıyla biz İngilizcede was ve were bu tarz şeyler için kullanıyoruz. Mesela ne demiş? You were at the hospital. Sen hastanedeydin diyor. You were at the hospital sen hastanedesin. You were hastanedeydin demiş oluyoruz. Olumsuzunda da sadece not getiriyoruz. I was not yani I wasn't. He wasn't. She wasn't diyoruz. You weren't, they weren't diyorsun. She wasn't beautiful. Güzel değildi. Ve hatta they weren't at the cinema. Sinemada değillerdi şeklinde söylüyorsun. Şimdi sorularda da was veri başa getiriyorsun. Was he, was she, was it ya da were you, were you, were they, were we bunları söylüyorsun. Were they at the school? Okuldalar mıydı? Yes they were. Evet. No they weren't. Hayır diye cevap veriyorsun. Yes ya da no şeklinde cevap verebiliyorsun. Was were'lü sorulara Tonguç Eladı benim. Şimdi Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biz geçmişteki olayları konuşurken vazver haricinde bir de fiillerimiz var. Fiilleri de biz bir irregular yani düzensiz bir de regular şeklinde kullanıyoruz. Yani şöyle örnek veriyorum mesela. Diyelim ki şu zaman tablosunu hatırlarsan bir now vardı şimdi. Bir gelecek vardı future. Bir de past vardı geçmiş vardı. Burada sen şimdi mesela eğer geniş zamanda kullanıyorsan I walk diyorsun. E hatta ne diyelim mesela you e, ne diyelim mesela play diyorsun. O oynar. Ben yürürüm diyorsun. Ama bunu geçmiş zamanda söyleyeceğin zaman buraya I walk ya da you play yazamıyorsun. Dolayısıyla burada ne yapman lazım? Walk ikinci halinde ne oluyor Tonguç Bilemedim hocam. Hemen söylüyorum bak walk walked oluyor Tonguç'um. İkinci hali walk walked oluyor. O zaman play sen yap. Play ne oluyor Tonguç Elal benim? Play Harikasın. Play play oluyor. Bu kadar basit. Mesela bir tane daha diyelim mesela. Ne olsun mesela? Day, work diyelim. Sen bunu day, work. ikinci İkinci hali work nedir Tonguç Elal benim? Worked. Harikasın. Work diyorsun. Bunlar düzenli fiiller. Work worked. Play played. Walk walked oluyor. Bu kadar basit. Şimdi işte biz bunlara düzenli fiil diyoruz. Ama bir de düzensiz fiiller var ki onlarda durum çok değişiyor. Mesela diyelim ki Go bir anda düzensiz bir şekilde go et de ne oluyor Tonguç Eylemi'nin? Vent. Wow go vent'i biliyorsun tebrikler aferin sana go vent oluyor aferin Tonguç'um güzel. Go go et değil vent de oluyor bunları göreceğiz şimdi. Şimdi gel bakalım buraya ne yapacağız? Düzenli fiillerde d, ed ya da iadd şeklinde oluyor yani ya da Aid e, şeklinde oluyor. Yani fiile biz ed2 getiriyoruz diğer bir deyişle. Şimdi gel bakalım. I studied English. Bak İngilizce çalıştım bak. Normalde burada fiilimiz neydi? idi, çalışmak fiiliydi. Buradaki Yozgat gitti yerine IED ye geldim. They played basketball very well. Onlar basketbol iyi oynadı diyor mesela. Burada da fiilimiz play fiiliydi. Sana böyle fiilleri verecekler sınavda. She visited her grandparents. O büyükannesini büyük annesini ziyaret etti. Bayramda hepimiz ziyaret ettik. O zaman burada da fiilimiz visitti. Visited oldu. He lived in İstanbul. O İstanbul'da yaşadı. Geçmişte İstanbul'da yaşamış mesela. O zaman burada fiilimiz live fiiliydi. Lived oldu. We stayed in a tent. Biz çadırda kaldık diyor stay fiili yine gördüğün gibi ed takısı almış oldu Tonguç Eladım benim. Şimdi geldik buraya. Bir de irregular fiiller var. Hani az önce demiştik ya go went oldu demiştik. Irregular fiiller de düzensiz. Irregular yani. Şimdi burada mesela she go go fiilinde go et değil she went to the cinema diyorsun. Az önce sormuştuk sana. Mesela they did their homework demiş. Onlar ödevlerini yaptı demiş. Burada they do esasında. Do did oluyor veyahut da eat, ate oluyor. We come to school early de bu yanlış olmuş. We came diyelim buna. Came ikinci hali. Bu demek ki come'ın ikinci hali oluyor. Tonguç herhalde benim. I slept very well. Burada da ne olacak? Sleep yani sleep'in ikinci hali slept şeklinde söylüyoruz. Bunlar tabi hep yesterday. Yani mesela she went to the cinema yesterday. Dün sinemaya gitti. Veyahut da they did their homework last week. Geçen hafta ödevlerini yaptılar. He ate pizza işte e, yesterday, dün pizza yedi. Yesterday night diyelim. Mesela dün akşam pizza yedi. Dün gece pizza yedi. Tabii göbekte şişti. We came to school early. Biz okula erken geldik. Ee, diyebilirsin. In the morning diyebilirsin. Yesterday morning diyebilirsin. İşte one hour ago diyebilirsin. Neyse bir saat önce diyebilirsin. I slept very well. Mesela yesterday. Dün gece gene çok güzel uyudum diyebilirsin. Şimdi... Olumsuzlarında ise she didn't watch. They didn't eat anything diyorsun. Yani az önce watch watched oluyordu. Bu sefer didn't watch oluyor. Eat ate oluyordu. Didn't eat şeklinde söylüyoruz. Didn't eat şeklinde söylüyoruz. Sonuç helalim benim. Şimdi buradaki mantığımızı bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi düzenli fiillerimiz. Şimdi fiillerimiz hatırlayalım. Mesela work çalışmaktı. İşte play oynamaktı. Want mesela istemek. İşte ne olsun mesela diyelim ki stay'de kalmak, otelde kalmak gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi şöyle A harfini güzel yazalım. Şimdi bunların biz bunlar fiilimiz. Sözlüğe baktığın zaman sözlüğe bakıyorsun. Burada sözlüğümüz olsun tamam mı? Bu sözlüğümüz. Bir de tabii ki <laughs> düzensiz fiillerimiz yazalım mesela heavy yazalım. İşte ne diyelim? go diyelim. eat diyelim. Bunları yazdık tamam mı? Bunlar düzenli fiiller, bunlar düzensiz fiiller. Şimdi bir olumlusu var, bir olumsuzu var, bir de sorusu var. Şimdi bunları yapacağız. Bak şimdi Öncelikle bunlarla başlayalım. Şimdi biz bunları olumlusunu diyelim ki eğer ikinci haline getireceksek şuna dikkat etmemiz lazım. Bunlar zaten düzenli fiil olduğu için bunlar düzenli regular fiil. Bunları sonra sadece id iki getiriyorduk. Hemen tamam, bunların id getir bakalım Tonguç'un. Um. Bu ne oluyordu? Worked. Harikasın. Bu ne oluyordu? Played. Muhteşem. Bu Want hocam. Süpersin. Bu Bilemedim hocam. Tamam bilemedin ama söyleyeyim. State state oluyor değil mi? Bu kadar basit. Şimdi have head oluyor. Bunlar düzensiz fiiller olduğu için have head oluyor. Go ne oluyor Tonguç Helal benim? Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Eat de ate oluyor. Bu kadar basit. Bak şimdi bunlar düzenli olduğu için sonra sadece e diye iki Bunlar düzensiz olduğu için tamamen sapıttılar. Değiştiler. Şimdi bunlar olumlusunda. Olumsuzunda ise olumsuzunda ise hiçbir şey az fark etmiyor. I, you, we, D, H, she, hiç fark etmez. Sadece bak şuraya didn't getiriyorsun. Didn't diyorsun. Sonra da fiilin ilk halini yazıyorsun. Burada ilk hali neydi? Didn't work. Sözlükteki hali bu. Work ya. Didn't work diyorsun. Veyahut da işte didn't play. Veyahut da didn't want. Ya da didn't stay. Ya da didn't have. Didn't go. Didn't iyi şeklinde söylüyorsun. Zaten fiilin ilk baştaki halini yazıyorsun. Play böyle yazılıyor. Want böyle yazılıyor. Stay, kalmak böyle yazılıyor. Sahip olmak, have böyle yazılıyor. Gitmek, go. Yemek, eat. Demek ki olumlusunda worked, played, wanted, stayed, had, went, ate. Fiil değişiyor. E'de diye takısı alıyor. Veyahut da düzensizse böyle şey oluyor. Ama olumsuzunda sadece didn't getiriyorsun. Sonra fiilin ilk başta halini Bu kadar. İlk başta sözlükte nasıl yazıyordu? Çalışmak, oynamak, istemek, kalmak, sahip olmak, gitmek, yemek. Bunu olduğu gibi yazıyorsun. Sorularında da aynı şey. Sorularında da mesela tabii soruda şahısa lazım. Did you work demen lazım. Mesela diyelim ki did diyorsun. Did yine sorularda başa did koyuyorsun. Bak büyük harfle yazıyorum çünkü cümlenin başına geleceği için şöyle fark etmez. Hepsini yazdıktan sonra tabii şahıslarımız lazım. Burada did he olsun mesela. Did he, did she, did you, did they mesela veya da did we, did you, did he fark etmez. Şahısları yazdıktan sonra fiilleri yine orijinal anlıyorsun. Did he work diyorsun mesela. Did she go? Did you want? Did they play? Did we have? Veyahut da işte did you go? Did he eat şeklinde soru işaretlerini getiriyorsun cümlenin sonuna ve bitiyor. Demek ki sorularda did geliyor, fiili normal geliyor. Olumsuzlarda didn't geliyor, fiili normal geliyor. Olumlarda ise düzenli fiillerde iyi diye ki geliyor. Düzensiz fiillerde ise zaten sapıtıp gidiyor. Kafa yiyor. Her şey birbirine gidiyor Tomucuğum. Şimdi bak soruları görüyor musun? Did she play the piano? She played the piano. Did she play the piano? They went to the theater. Did they go to the theater şeklinde soru soruyorsun. Cevapları da yes they did. Evet gittiler. Ya da no they didn't. Gitmediler şeklinde olabilir. Şimdi gel bakalım buradaki alışma yapalım birlikte. Şimdi burada do yapmak fiilimiz var. İkinci hali did. Listen dinlemek filmimiz var. İkinci hali listened. Watch izlemek filmimiz var. İkinci hali watched. Ve go, go'nun ikinci hali neydi Tonguç Eren benim? Went. Harikasın. Went. Was zaten bir film ikinci hali. Bir de did de soru hali. Şimdi burada soru sormuş. Demiş ki ne diyeceğiz mesela? Müzik dinlemekle alakalı olur. O zaman did she listen to music? O müzik dinler mi? Veyahut da yesterday diyor. Dün diyor o zaman I was happy yesterday. I was happy yesterday. Dün mutluydum. He didn't bıdı bıdı his homework diyor. Burada ödevini muhtemelen yapmadı. O zaman he didn't do his homework diyeceğiz. Niye? Watch ya da go olmaz. They TV last night. Geçen gece, geçen gece televizyon izlemişler. Şimdi watch'u yazdık. Tamam güzel. Ama geçen gece olduğu için ed 2 getirmemiz lazım. Watch şeklinde yazıyoruz. Frank and Jane. Frank ve Jane ne yapmışlar? gitmişler. O zaman Gon'un ikinci halini bir daha söylüyorsun Tonguç'um. Went. Harikasın. Went to the theater. Frank ve Jane tiyatroya gitti şeklinde yazıyoruz. Şimdi Tonguç Eranmen'in. Senin yapman gereken şey mutlaka eksik kelimelerini güzel bir şekilde tekrar et. Ve burada Bookworms konusuyla alakalı, yani kitap ile alakalı sayfa 310 ve 311'de... Pardon sayfamız hemen atladı şöyle bir daha açıyorum. 310 ve 311'de... Bir de 312 ve 313'te testlerimiz var. Ve aynı zamanda ekstra dijital sorularımız var. Onları da güzel güzel çöz. Takıldığımız soru olursa da karakutu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden, uzman hocalarımızdan dinlemeyi unutma. Bu kitabımızı ve diğer kitaplarımızı Tonguç Mağazadan ya da sana en yakın Tonguç Kitapsı'ndan alabilirsin Tonguç Elal Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar. <laughs>